VPF sınıflarından Line sınıfını inceliyoruz. Line sınıfı VPF'de çizgi çizmek için kullanılan ve bunun için geliştirilmiş bir sınıftır. Ve 4 metodu vardır çizgi çizmek için. Bu 4 metodu X1, X2 ve Y1, Y2 şeklinde koordinatları veren bu çizginin iki ucunu yani başlangıç ve bitiş ucunun yukarıdan ve yanlardan başlangıç ve bitiş değerlerini veren double türünde elemanlardır diyebiliriz. Bununla ilgili tam olarak kavrayabilmeniz için iki örnek yapacağım. İlk olarak line sınıfını temel olarak oluşturuyorum. Bu line sınıfı çok basit, tek satırda halledilecek şekilde basit diyebilirim. Buna X1 ile başlıyorum. X1 10 değerini verdim ve Y1 değerini veriyorum. Y1'i de 25. Ben bunları yazdıktan sonra açıklayacağım detaylı olarak. X2 değerini veriyorum. X2'ye de biraz yüksek bir değer vereceğim. 300 veriyorum. Şu şekilde kapatarak yapayım. Ekranda görünebilsin. Daha sonra Y2 elemanına değer vereceğim. Y2'ye de 50 değerini verdim. Ve stroke-array elemanına bir değerini verdim. Bunu 2 yapabiliriz. Ve stroke thickness özelliğine 3 değerini verdim. Ve ekranda şu şekilde bir çizgi oluştu. Şimdi çizgiyi line sınıfı ile oluşturduk. Ancak bu çizgiyi nasıl oluştu ve neden bu görüntüyü aldı? Buradaki değerler nasıl işlem gördü? Bunu anlatmamız gerekiyor. Öncelikle bunu anlayabilmek için çizgimize bir bakalım. Çizgimiz sol taraftan küçük bir boşluk içeride başlıyor ve yukarıdan da belli bir değer aşağıda bu çizgi başlıyor. Soldan ve yukarıdan bir boyut verilmiş, bir değer verilmiş. Sağ taraftan da aynı şekilde yukarıdan daha yüksek bir boyut, bir değer var. Yukarıdan daha uzakta, yani daha aşağıda oluyor ve belli bir uzunluğa sahip. Bu uzunluğu da bizim vermemiz gerekiyor tabii ki. Bunları işte bu kod örneğimizde inceleyelim. Mesela 10 değerini ben değiştiriyorum. 30 yaptım. Yukarıda bir şeyi fark etmeniz gerekiyor şu an. Sol taraftan küçük bir boşluk vardı. Şimdi ise daha büyük bir boşluk oldu. Burada şunu anlıyoruz ki X1 elemanı sol taraftan uzaklığı verir. Mesela ben bunu 30, işte 20 verdim. Şimdi 1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafa tam 0 değerini aldı. Yani 0 olarak görünüyor bize. Bunu double değerinde olduğu için double değerinde olduğunu söylemiştik bu elemanların. Bu nedenle bu şekilde 0.9, 0.1 gibi değerler de verebiliriz. Ya da 1.6 olsun mesela uzun sol taraftan uzaklığı. Bu şekilde bir değer de verebiliyoruz. Ben bunu 4.8 yaptım. Biraz daha belli olması için 11.4 diyelim. Peki Y1 nedir? Y1'i de kısaltalım. İşte burada da gene dikkatinizi çekmiştir. Az önce yukarıdan bir belli boyut boşluğu vardı. Yüksek bir boşluk vardı. Şimdi ise neredeyse sıfırlandı. İşte bu da Y1'de bizim çizgimizin, line'ımızın yukarıdan aşağıya doğru bir yükseklik yakınlığını belirliyor diyebiliriz. Mesela buna da 70 diyorum.
Gördüğünüz gibi bu sefer sağ taraftan daha da aşağıda oldu. Çünkü sağ tarafın değeri Y2 yani 50 idi. 50 değeriydi. Ben buna 70 verince daha da aşağıda oldu. 10 yaptım ve biraz altta olmasını sağladım. Mesela 11,4 olsun. Yani soldan eşitlikle soldan uzaklıkta aynı değeri verdim. X2 bunun 300 değeri ne olduğunu görünce ne olduğunu tahmin edersiniz. Bu çizginin uzunluğunu belli ediyor, belirliyor diyebiliriz bu eleman. X2 değerini mesela 600 yapıyorum. Çizgi daha da uzun oldu. 100 yeterli bizim için. Y2 ise bizim çizgimizin sağ tarafının uzaklığını belirtiyor. Ben bunu 5 yaptım ve yukarıya doğru hemen hemen sıfırlandı. Sıfır yaptığımda da tam sıfırlanmış oldu. Bunu da 11,4 yapıyorum ve hepsini eşit hizaya getirmiş oldum. Şu an bu çizgi yukarıdan soldan ve işte bu değerlerin tamamı 11,4 değerine sahip. Burada array'i de değiştirelim ve aradaki farkı görün. Mesela stroke-array değerinde 6 veriyorum. Gördüğünüz gibi değer yükseldikçe bizim çizgimizin o çizgisi de büyüyor. Yani hem sayısı azalıyor o çizgi içerisindeki noktaları hem de çizgi içerisindeki noktalar daha da genişliyor. Bunu şöyle bir yaparak deneyelim. Bir olduğu zaman daha fazla nokta ve daha küçük. Ancak 6 olduğunda ya da 5 olduğunda bu şekilde arttığı zaman daha az nokta ve büyük noktalar olduğunu görebiliyoruz. Stroke thickness özelliğine gelelim. Ondan önce çizgimizin boyutunu biraz büyütelim ki farkı daha rahat görelim. Stroke thickness özelliğinde de çizgimizin farkını görebiliyoruz. Mesela stroke thickness'ta ben 6 değerini verdim. Hatta daha belirgin olsun 9 değerini verdim. Çizginin ne kadar büyüdüğünü ve kalınlığının arttığını görebiliyorsunuz. Mesela burada bu sefer stroke-array'i 1 olarak verdim ve stroke thickness'ı da 9 verdim. Bizim çizgimiz daha da kalın oldu ve tabii ki nokta sayısı da daha noktalar daha kalın olduğu için nokta sayısı da daha azalmış oldu. Şimdi 2 yaptım bunu. Ve aradaki farkı görebiliyorsunuz. Çok daha ince, biraz daha kibar ve görüntü olarak da daha fazla noktalı bir görüntü oluşmuş oldu. Ben bunu bir yaptığımda hemen hemen görünmüyor. 7 bu şekilde. Ben bunu 3'te sabit tutuyorum. Şimdi daha bilinçli olarak yeni bir örnek yapalım. Mesela aynı zamanda buna İstediğimiz rengi de verebiliriz. Daha belirgin olması için mesela black yaptım. Siyah oldu. Daha belirgin bir hat olmuş oldu. Bunda yeni bir örnek yapalım. X1 değerine 10 değerini verdim. Ve Y1 değerine gene 10 değerini verdim. X2 bizim çizgimizin uzunluğuydu. Ona da 250 değerini veriyorum. Y2'ye de 10 değeri ve kapatalım ki ekranda görünsün. Kapatmadan ekranda görünmeyecektir anlık olarak. Stroke değerine ben green veriyorum. Yeşil olmasını istiyorum. Ve yeşil olduktan sonra da stroke değerini verdikten sonra da ekranda yeşil olarak göründüğünü fark etmişsinizdir. Stroke dash array değerine 1 veriyorum. Ve stroke thickness
stroke thickness değerine 0.8 verdim. Şimdi yukarıdakinden fazla bir fark yok gibi görünüyor. Hemen iç içe görünüyor. Bunun sebebi tabii ki yukarıdakinin 11.4 ve alttakinin ise 10 değerinde uzaklığa sahip olması. Ben bunu 20 yaparsam soldan uzaklaştı. Bunu 10 yapıyorum. Yukarıdan bir fark oluşsun ki biz bu farkı daha iyi görebilelim. Ve Y2'yi de 20 yaparak yukarıdakinden 11.4 olan line, yani çizgimizden bir fark oluşturarak altta görünmesini sağladık. Şu an ikisi de aynı şekilde düz çizgi diyebiliriz. Mesela ben bunu değiştireyim. Y2'yi daha aşağıda tutarak yamuk bir, aşağı doğru düz bir, daha doğrusu çapraz bir çizgi haline getirmem gerekiyor. 80 yaptım. Hatta 90 yaptığımda daha da dik olacaktır. 100 yaparak işi tamamlayalım ve bunun diğeriyle aynı uzaklıkta olmasını sağlayalım. Yani aynı boyuta gelsin, ancak diğeri çapraz olarak aynı boyuta gelsin. Mesela bu fazla oldu. Hemen hemen aynı hizaya geldiler şu an. Birisi çapraz olarak geldi, diğeri ise yan paralel olarak geldi. Bu şekilde hatta biraz daha farkı azaltmak için mesela bunu 2 yapalım. Evet, stroke thickness'ı 2 yaptığım zaman daha belirgin hale geldi. Bu şekilde line sınıfını kullanarak VPF'de çizgi ve istediğimiz görsel hat çalışmalarını yapabiliriz.